Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz yeni bir videoyla karşınızdayım arkadaşlar bugünkü videomda mizancı Murat'ın Turfan'da mı yoksa Turfa mı adlı klasik eseri Dilim döndüğünce yorumlamaya çalışacağım. Burada turfanda mı yoksa turfa mı? E, bundan bahsetmek istiyorum. Turfanda yeni üretilmiş demek. Turfa ise eski acayip demek. Yazarımız şundan bahsetmiş. Yani eski düzenim istiyoruz, yeni hayatım istiyoruz. Bunu söylemiş. E, biliyorsunuz Tanzimat yıllarında zaten eski yeni tartışmaları mevcut. E, yazarımız ne yapmış? Bu tartışmaları tekrar gündeme getirmeye çalışmış. E, bu eser arkadaşlar, bu klasik eser hem toplumsal hem siyasal bir eser ee, ve dönemin en ünlü eserleri arasına girmiş. Ben çok beğenerek okudum. Tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bu kitapta şunu da anlatmış aynı zamanda. Köy hayatı, çiftçilik, emek bunlardan bahsetmiş. Bunların öneminden bahsetmiş. Ve şunu söyleyebiliriz. Bu kitap aslında dediğim gibi toplumsal ve siyasal olaylara vurgu yapan bir kitap. Mizancı Murat kendi kişiliğinden bahsetmiş kitapta. Kendi karakterinden. Çünkü çok idealist bir kişi. Çok eğitimli bir kişi. Buradaki baş kahraman Mansur Bey de bu şekilde arkadaşlar yani kitapta biz şunu göreceğiz Mansur Bey'in yaşadıklarını göreceksiniz ee, yaşadıklar neler yaşamış yani bunları okuyacaksınız Ben kısaca şu şekilde anlatmaya çalışayım ee, zehra var diğer bir kahraman ee, bu çocukluk aşkı ee, çocuklukta yani okul hayatında birlikte okumuşlar birlikte Aslında o zamanlardan beri birbirlerini seven iki kişi ama tabii aynı zamanda amcasını da kızı Zehra, Zehra Hanım. Mansur Bey tabi tıp eğitimi alıyor, doktor oluyor. Cezayir amcasının yanına geliyor. Zehra da aynı, aynı şekilde amcasının yanında yaşamaya başlıyorlar. Evin içinde birkaç kişi daha var. Bunlar Fatma Hanım, Sabiha Hanım, İsmail Bey gibi. Kitabı okuduğunuz zaman zaten göreceksiniz. E, okuyacaksınız yani. E, ve bunlar birlikte yaşamaya başlıyorlar ama aslında Mansur Bey dediğim gibi çok idealist, çok fikirlerine sadık birisi olduğu için kendi ayakları üzerinde durmak ve insanlara yardım etmek. Yani bu yolda ilerlemek istiyor. Çünkü amcası çok zengin birisi ve amcası bunu kabul etmiyor. "Yahu ben çok zenginim." Yani ben böyleyken senin e, tek başına hayatını e, kazanmaya çalışman normal mi? Kitapta o kadar çok güzel bir alıntı buldum ki hemen şimdi bu defter, defterime yazmıştım. Sizlere de göstermek istiyorum. Yani bana göre bu kitabın ana teması bu arkadaşlar. Beni çok etkilemiş Hemen e, bulup size okuyacağım şimdi. Evet sayfa 49'daymış arkadaşlar. Bu şekilde de ben yorumumu yapmıştım. Şöyle göstereyim sizlere de biliyorsunuz buraya kitap yorumu ve alıntılar şeklinde yazıyorum. Hemen okumak istiyorum izninizle. Lala Hami baba veya bunlara benzer bir kimsenin yardım ve himayesi altında bulunanların hayat tecrübeleri pek eksik olur. Yatılı okulda aynen böyledir. Tam insan olmak arzusunda bulunanlar yaşamak denilen mücadelenin acı ve tatlı tecrübelerinden hisselerini almalıdırlar. Açlık ve çıplaklık alemini öğrensinler ki e, tokluklarının da kadrini bilsinler bence e, çok doğru bana göre yani bana göre çok doğru bir ifade gibi geliyor Mansur Bey de bunu düşünüyor yani e, ben birinin himayesi altına girmek istemiyorum ben kendi zaten çok eğitimli birisi doktor olmuş aynı zamanda ben kendi ayaklarımın üzerinde duracağım ve kendi istediklerimi yapacağım kendi istedikleri dediğim gibi insanlara yardımcı olmak yani dediğim gibi çok eleştirici çok sorgulayıcı bir şeyleri sorguluyor bir şeyleri değiştirmek istiyor insanların hayatlarına nasıl dokunabilirim onu düşünüyor ama bunu tek başına yapmak istiyor ama amcası da dediğim gibi çok zengin olduğu için hani onu bir şekilde ikna kendisiyle yaşamaya ikna etmeye çalışıyor arkadaşlar Arkadaşlar bu arada çok fazla olaylar oluyor. Bunu okuyun. Ben buraları anlatmak istemiyorum. Sadece ana temasından bahsettim. Bahsetmiş oldum ve dediğim gibi Zehra'yı çok seviyor ve kitabın sonunda da Zehra ile zaten kavuşuyorlar Zehra ile zaten kavuşuyorlar ama tabi kitabın sonu pek de istediğimiz gibi aslında bitmiyor Çünkü o sıralar Osmanlı Rus savaşı çıkıyor ve savaşa gönüllü olarak katılıyor Katıldığı için de Zehra tek başına kalıyor bir de çocuklar olmuş oluyor aynı zamanda Ve tabi daha sonrasında hastalık savaş derken baş kahramanımız burada vefat ediyor. E, Tabi Zehra e, çok üzülüyor ama çok e, çok seviyor. Çok üzülüyor ama artık yapacak hiç de bir şey yok. Kitap burada bitiyor arkadaşlar. E, kısaca e, bu şekilde özetlemek istedim. E, okuyun arkadaşlar. Yani arada çok fazla olaylar oluyor. E, dediğim gibi başka karakterler de var, kahramanlar da var. Bunlar arasında geçen e, entrikalar var. E, bunları okuyup e, hani görebilirsiniz okuyabilirsiniz arkadaşlar. Ben kısaca bu şekilde yorumlamak istedim. Benim çok beğendiğim bir eser oldu. Dediğim gibi tavsiye ediyorum. Ee, Mal, aynı zamanda yani kitap Mansur Bey ile Zehra Hanım'ın da Aşkını anlatmış bir nevi ee, yarısı o şekilde aşktan yani onların aşkından bahsediyor yarısı toplumsal siyasal olaylardan bahsediyor işte doktorluk eğitiminden bahsediyor zengin hayattan bahsediyor dediğim gibi kitapta bir sürü e, bahsetti yani vurguladığı olaylar alıntılar var arkadaşlar benim şimdilik söylemek istediğim arkadaşlar bu kadar kendinize çok iyi bakın yeni bir kitap yorumuyla e, karşınızda olmak ümidiyle inşallah esen kalın görüşmek üzere